Hazırlık aşaması zor oldu işin açıkçası. Türkmenistan'da çadırlar üretildi. Bir yıla yakın el işçiliği tamamen çadır üretimi yapıldı. Çünkü Osmanlı'da başka bir çadır hayal ediyordum. Halılarımız, kilimlerimiz dahi değişti. Sıfırdan el dokunması yüzlerce halı yaptırdım. Pasya bir dünya, renkli bir dünya sunmak istiyordum. O doğanın, tabiatın rengini kayının çadırlarına girmesini istiyordum. Dirilişte bunu çok başaramamıştık ama burada başardığımızı görüyorum. Şöyle, kayılar renkli bir dünyaya hakimdi yaşam alanlarında. Çünkü doğadan elde ettikleri, çiçeklerden elde ettikleri boyalarla giyimlerini, kuşamlarını, yaşam alanlarını oluşturuyorlardı. Yaşam alanlarında kullandıkları eşyalara tabiatın rengini veriyorlardı. Elhamdülillah burada çok başarılı olduk. Dediğim gibi yüzlerce el dokuması halı yaptırdım Türkmenistan'da. Çadırlar geldi yine Türkmenistan'dan. Onun dışında kaleler yapıldı, devasa kaleler yapıldı. Çarşılar, şehirler, arabalar. Gece gündüz ekip çalıştı ve çok kısa sürede sahaya çıkma şansına sahip olduk. Her ne kadar seyirci gecikiyor olarak algılsa da bu kadar büyük bir çalışmayı bu kadar kısa sürede yapabilen ender ekiplerden biriyiz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum, dünyada da öyle. Burası bir endüstri kurduk biz. Türkiye'nin en büyük platosu var burada ve muazzam bir ekip çalışıyor. Biz sadece iyi bir dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk. Bu anlamda da bugün bütün dünyaya iş yapan bir şirket haline geldik. Yakında Özbekistan devletine yaptığımız bir diziyi hayata geçireceğiz. Ceyhettin Harzemşah. Latin Amerika ülkelerinden proje isteyen devletler var. Çünkü bizim esas uzmanlık alanımız tarih olacak. Tarihi projeleri yapmak istiyoruz. Bir de şöyle bir şey oldu. Ertuğrul'u izleyen birçok devlet kendi hikayesini anlatmak sevdasına düştü. Gayet tabii, doğal. Özellikle İslam dünyasında birçok ülke bizimle temas halinde ve kendilerine önem verdiği tarihi dönemleri ekrana getirmek istiyorlar. İnşallah biz de bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz.